Arkadaşlar merhaba. 9 Aralık 2021 Perşembe günü Perşembe akşam yarışları TCK'nın lisesindeki Şanlıurfa'dayız. Güzide vilayetimiz Şanlıurfa. Da 8 koşulu bir program var. Bu 8 koşuluk programda bir adet altılı ganyan var. 7'li plase ile beraber hemen geçelim arkadaşlar görüşlerimize. Evet, tüm koşular gördüğünüz gibi kum pistte yapılıyor. Şanlıurfa'nın kumlarında. İkinci koşuyla beraber 7'li plase başlıyor arkadaşlar. Şartlı 5 bir koşu. 4 ve yukarı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Burada 3 numaralı Mazluma Alişan Bahar'la. Bu Alişan Bahar biraz böyle kendini geliştirdi. Bu apprentice arkadaş ara ara yarış kazanıyor. Hepsi kazanıyor hemen hemen ama bu aralar bu Alişan Bar'da bir kıpırtı var. 7 numaralı Komet Burak Bektaş'la ikinci atımız ve 2 numaralı Hacivat Mehmet Emin Doğan'la. Burası tabii Mehmet Emin Doğan da bir apranti ara ara kazanıyor. 3-7-2 diyoruz buraya. 3-7 ve 2 diyoruz. Yani çok fazla aralarında biz fark olduğunu görmüyorum. Tabii Mazlum Ağa hani biraz böyle sanki bu yarışı alacak gibi duruyor. Dikkat etmek lazım. Burada eğer bahis yapacak varsa arkadaş ona göre sizler de bakarsınız. Üçüncü koşuyla beraber altılı ganyan başlayacak. Handikap 14 dişiler, 3 yukarı İngilizler. 1400 metre kum piste çıkacaklar. 11 tane burada safkan var arkadaşlar. Günün hemen hemen en fazla atı da buraya yazacağız. 5 at yazacağız. Çok büyük bir kupon bizden beklemeyin bugün. Mümkün mertebe küçük bir şablonumuz var. Bir adet de tekimiz var. Arkadaşlar 5 tane at dedik burada. 7 numaralı Datçalı kız İsa Akyavuz'da ilk atımız. 5 numaralı genç Nuray'ın kızı Hasan Altun'da ve Ekürisi Alişan Barmini Free Power 4 numara. 5 ve 4. İkinci attığımız bunlar. İkinci grup. Ve Altun Kulinan. Evet, Ferit yardımcıyla arkadaşlar artık zamanı geldi bu atında. Yani bu atta artık beni birincilikten geçirin. Ben hazırım koşmaya. Ve birinci olmaya hazırım diyor. Ve üzerine Ferit yardımcı binmiş. Bu ekmek çıkaracağına inanıyor burada. 3 numaralı Tombik Deniz Mehmet Ali Aktürk'le ve 9 numaralı Rositsa Necmi Altın'la. Yani burası 7, 5 ve 4 diyoruz. Ekürler 6, 3 ve 9 diyoruz. Tabii. Evet, yani bu ilk ayak bu şekilde atlatırsak çok iyi. Yani böyle bazen işte bunları diyoruz ki bunların dışına çıkmaz diyoruz. Tutuyor böyle umulmadık bir 20 ganyanlı, 30 ganyanlı at da gelebiliyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar o zaman. O zaman bu zaman olmasın. Bu zaman iyi zaman olsun. Evet, dördüncü koşu 19.30 Maiden dişiler 3 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Evet, baktığımız zaman da 13 tane safkan var burada. Şöyle denk getirmeye çalışıyorum hepsini atların. Arkadaşlar burada 4 at var. 11 numaralı Naz kız bu apprentice'i İzzettin Güreke ile bu yarışı kazanmaya yakın bize göre. Yani üzerindeki vatandaş böyle çok at adı binmese de yani herhalde iyi atı bir gün kazanacak yani bu çocukta. O gün belki bugün olsun diyelim. İlk atımız 11 numara Naz kız. 3 numaralı Bozok Fırtınası Yunus Çelikbaş'la. 7 numaralı Evin Hanım Sadık Altay. Evet. Ve 12 numaralı Nehir'in kızı Mehmet Ali Aktürk'le. 11, 3, 7, 12 dedik. Yazmadığımız burada çok at var normalde ama artık başa çıkamayız arkadaşlar. Yani onu yaz, onu yaz, onu yaz yani. Yani burada 10 numara var mesela Kara Karuk Kırı. Daha sonra yazmadığımız burada bir Sami Kaplan'ın bindiği mesela şu Deli Gül var arkadaşlar. 3 defa koştu bu safka. 8 handikap puanı var yalnız. Yani hiç umulmadık şeyler oluyor. 11, 3, 7, 12 dedik ama var sizin atınız mutlaka. Siz de burada bakın ona göre yazın arkadaşlar. Beşinci koşu da şimdi şartlı 4. 2 yaşlı İngilizler 1300 metre kum piste çıkacaklar. 3 tane at var bu 11 atın 3'ünü veriyoruz.
3 numaralı Emin amca Hasan Altundağ ile 1 numaralı yetim oğlu Menderes Avşar, 7 numaralı Efsane Miliç Necmi Altın arkadaşlar. Burası için 3-1-7 yeter. Yani en fazla 2 tane daha burada ekstradan verelim size. Burada 4 numaralı Son Umut Ferit Yardımcı'yla ve 8 numaralı Kurtarhan İsa Katar'la da gelebilir. Onu da söyleyelim. Yani çok da hani bu 3 atın dışına çıkacağını düşünmüyoruz normal şartlarda. 3-1-7 diyoruz ama 4 ve 8'de yer olanlar yazabilirler. Hatta 2 numaralı Bold Lion sonucunu da gelme ihtimali yok değil, var. Evet, 6. koşuya geçiyoruz şimdi. Harran Belediyesi koşusu. Kısa vade 8, 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları 2000 metreye çıkacaklar. Toplam 14 tane safkan var burada. Arkadaşlar günün bankosu burada geliyor. 9 numaralı Mourinho Ferit Yardımcı ile günün bankosu arkadaşlar. Burada bu grubun içerisinde Rockmaster temsilcisi yapmış olduğu yarışlar 85 handikap puanıyla da en ideal durumda şu anda ve Ferit Yardımcı'nın bu kupa koşusunu, bu 77.500 liralık Harran Belediye koşusunu bırakmayacağını düşünüyoruz. Mourinho ile bizim burada bankomuz Ferit Yardımcı'nın kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Evet, 7. koşudayız. Maiden dişi 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum piste çıkacaklar. 3 tane safkan var burada. Bu 12 safkan içerisinde 3 safkana yer veriyoruz. 3 numaralı Baskın Necmi Altın'la, 11 numaralı Tezel Gülüm Harun Sarıdal'la ve 6 numaralı Manço diyoruz İsa Akyavuz'la arkadaşlar. Zor bir koşu. Neden? Bu 3 atın dışına çıktığı anda 20-30-40 ganyanlardan bir tanesi gelir ve bu altılı uçar. Hani burada bizim düşüncemiz 3, 11 ve 6 dışına kolay kolay çıkmayacaktır. Ha, 10 numara da var. Fakat 10 numarayı biz bu yarışta kazanacağını düşünmüyoruz. Dileyenler 10 numarayı da yazabilirler arkadaşlar. Daha çok biz burada Manço'nun bir performansı bekliyoruz. Manço'dan bir performansı, bir iki kere kendini göstermişti. Bu sefer belki devam ettirir ve getirir diye düşünüyoruz. Yani bizim burada sürpriz tercihimiz bir nevi Manço. 6 numaralı Manço arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar 8. koşuya geçiyoruz şimdi. Handikap 15, yani son koşu. Günün son koşusu. Baktığımız zaman burada handikap 15, 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum. Evet, bu 15 tane safkan içerisinde 4 tane safkan çok ön planda. 2 numaralı Altepecikli Ferit Yardımcı ile ilk atımız. 1 numaralı Yunus Şah Hasan Altundağ. 3 numaralı Özüm Tıraç Halil İbrahim Akkaya pardon. Ve 5 numaralı Mirdar arkadaşlar Menderes Avşar'la. Tabii 4 numaralı Murad'ı böyle. Arkadaşlar arka birincikleri var. 120 gün evvel bir koşu görmüş. Yani 4 ay. Tam böyle dolu dolu 4 aylık bir zaman var. Dilen onu da yazabilir tabii, yani neden olmasın, ama 2, 1, 3, 5 diyoruz biz buraya. Yani bunların dışında var sizin adınıza ilave edersiniz diyoruz. Evet. Şanlıurfa ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. İzmir ile ilgili videomuz da arkadaşlar yayında. Yabancı yarışlarla da ilgili zaten takip ediyorsunuz arkadaşlar. Bütün katılımda bulunan arkadaşlara, üyelerimize ve bizi izleyenlere ve takip edenlere, herkese bol şans diliyoruz. Bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.